Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa. Evet, tabii ki de iyiler. Bugünkü konuğum Pamuk. Size kedimin başına gelen olayları anlatacağım arkadaşlar. Ah benim güzelim, başına neler geldi. Sizin kedinizin başına gelmesin diye aslında biraz önlem alın, biraz baya baya önlem alın diye bu videoyu çekiyorum kedimle beraber. Arkadaşlar, yazın benim kedimin büyük tuvaletini yapma sorunu vardı. İşte biz veteriner aradık, zeytinyağı içirin falan filan dediler. İyi oldu benim pamuğum, değil mi güzelim? Benim kedim iyi oldu. Daha sonradan 2 hafta öncesinde yine böyle bir sorunla karşılaştık. Biz hani yine dedi ki büyük yapamıyor herhalde. Bu yüzden işte zeytinyağı içirdik. Tuvalete çıkamadı hayvancağız. Daha sonradan midesi bulunuyor, sürekli istifra ediyor, istifra ediyor, istifra ediyor. Umarım ben bu videoda ağlamam. Gerçekten şu an ağlamak istemiyorum. Sonradan dedik ki bu kediye bir şey oldu ya. Hani bu kedi ölecek herhalde. Daha sonradan biz hemen ailem veterinere götürdü kedimi. Kedime daha sonra bağırsağı dürümlenmiş. Ay bunun bağırsağı dürümlenmiş. Ne kadar acılar çekmiş ya. Daha sonra bunun bağırsağı dürümlenmiş arkadaşlar. Pamuğumun bağırsağı dürümlenmiş. Sonra diyabet hastasıymış kedim benim. Kedimin diyabet hastası olduğunu öğrendik. Hala ilaçları ve tedavisi devam ediyor. Kediniz sürekli kusuyorsa, bakın, yemiş olduğu yemekleri kusuyorsa, yani kılını kusabilir. Veterinere biz sorduğumuzda benim bir sürü kedim var. Onlarla alakalı video çekeceğim ben size. O kadar güzelsin ki. Yani şu an çok ciddi bir şey anlatıyorum ama o kadar güzelsin ki ben şu an gülüyorum yani sana bakınca. Neyse arkadaşlar, ben devam ediyorum. Kediniz bu arada da kıllarını değil efendim, yemeklerini kusuyorsa, sürekli kusuyorsa, dikkat edin büyük tuvaletine yapamıyorsa, bunlar çok önemli ayrıntılar. Kediniz diyabet hastası olabilir. Bu arada sakın dışarıdan yemek vermeyin. Ben bunu veterinere sorduğumuzda çok şaşırdım. Size de söylemek istiyorum. Süt, ya bildiğimiz süt zehirliyormuş. Yani süt bile vermeyin kedilerinize. Mamalarından verin. Şu anda diyabet hastası benim bir tanem. Tedavisi devam ediyor. Onun tedavi süreci falan var. Kedilerimin hikayesini anlatacağım ben size ama bu videoda değil. Bu videoda bahsetmeyeceğim. Önleminizi alın. Benim kedim rahatsızlanmaz, olmaz ya, abartıyorsun yani. Alt tarafı normal kusuyor diye düşünmeyin yani. Olabilir kedim tuvaletini yapamıyor diye, diyabet hastası mıdır diye düşünmeyin. Tabii ki de bunları gidip veterinerinizle konuşun. Tabii ki de bunların her şeyin daha detayını veterineriniz bilir. Ay konuşun. O kadar güzel ki, maşallah maşallah yani. Bunu onlarla konuşun. Kedilerimin hikayesinden birazcık Pamuk'tan bahsedeyim ben size. Pamuk bundan birkaç sene önce, birkaç sene önce değil, bayağı 2013 senesinde falan kapının önünde bulduk. Boynu parçalanmıştı. Babam onu veterinere götürdü ve biz onun hamile olduğunu öğrendik. Yavrularıyla beraber sahiplendik. Bu süreci ben size anlatırım. Bunlar çok uzun bir süreç. Yani şu anki videoya dahil etmek istemiyorum bunu. Eğer sizin kedinize diyabet hastasıysa, eğer ki rahatsızlığı varsa, lütfen alta yorum azı yazın. Önlemimizi alalım. Ölmesine engel olalım. Yani çok ufak detaylarla kedilerimizin sağlığına dikkat edelim. Çok ufak detaylar belki de çok büyük rahatsızlıkları sebep olabilir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada konu uyudu. Bir tanem benim. No, bir tanem benim. Canım benim. Bunlar bizim her şeyimiz be. Bir şey diyeceğim. Bunlar bizim her şeyimiz. Her şeyimiz bunlar bizim ya. Canlarımız, ciğerlerimiz. Ay çok sinirlendi kameraya. Tamam, kedim çok sinirlenmeye başladı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla sinirlendirmeyelim, olur mu? Hoşça kalın.